Efendim, hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizde Automation Challenge için yaptığınız otomasyon dolu beatleri dinleyeceğiz. Hatırlarsanız Automation yapımına dair bilmeniz gereken her şey isimli videomuzda böyle bir challenge başlatmıştık. Ben bir loop oluşturmuştum ve demiştim ki bu loop'u açıklamaya bırakacağım demiştim. Ve onunla ve o loop'la sizden otomasyon dolu farklı aranje teknikleri denediğiniz bir beat çıkarmanızı istemiştim. Katılım çok oldu sanmıştım ama katılım sadece 6 beat arkadaşlar. Gerçekten yani hüsrana uğradım, hayal kırıklığına uğradım. Orada mesela bir kişi yapıyor bir beat atıyor. Mesela Jesse Pinkman 3 tane yazmış, 3 tane beat atmış. Abi o değil bu, abi o değil bu. En son bunda karar kılmış. Yani ben de öyle çok görünce bayağı kişi katılmış sanmıştım ama sadece 6 kişi katılmış. Burada 5 tanesi var. Bir tanesini indiremedim. Onu bunlardan sonra Gmail'den artık dinleyeceğiz. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Önce bir isterseniz loop'u dinleyelim. Böyle bir loop'umuz vardı elimizde. Böyle bir loop'umuz vardı ve bu loop'u bu arkadaşlar kullandı. Jesse Pinkman, Metehan Edit, Selim Bedel, Dreadol Beat, Emirhan Duvan isimli arkadaşların beatlerini dinleyeceğiz. Jesse Pinkman'la başlayacağım. Bayağı compression yapmış arkadaş. Bayağı kompreslemiş her şeyi. Dinleyelim bakalım nasıl bir şey yapmış. Fade'inle girmiş, güzel, okey. Vokaller koymuş ve çok hoş olmuş, beğendim. Ama otomasyon nerede? Hani ses panning yaptı, panning yaptı. Panning sağda şu anda, sola geçecek. Bu nasıl bir yer ya? Bak hiçbir şey yokmuş gibi ama var. Öyle bir sub var ki, öyle bir sub bass var ki. Bak. İnanılmaz titriyor şu an monitörler. Az önce o da gümledi yani. Neden böyle bir sub bass kullandın Jesse? Çok güzel. Çok güzel olmuş, eline sağlık.
Çok güzel olmuş. Çok beğendim bu beat'i. Üzerine eklediklerin gerçekten çok hoş olmuş. Eline sağlık. Sadece mastering bilmiyorum ya. Biraz fazla abanmış gibisin ses hani. Dynamic range tamamen ölmüş yani. Çok fazla compression'dan ötürü olması gerek. Onun haricinde çok güzel bir beat. Ya bir de bir şey diyeceğim hani automation beat istedik. Zaten hani beatleri güzelliğiyle değerlendirmektense otomasyon çokluğuyla değerlendirmek istedim ben. Şu an bilmiyorum hani ben mi bu kadar fark ettim yoksa daha fazlası da var da duymadım mı? Panning ve volume otomasyonu kullanmışsın sadece. Keşke hani işte equalizer falan da hani reverb delay'i falan da otomasyonlasaydın ama bu haliyle gerçekten çok güzel bir beat. Eline sağlık diyorum. Şimdi gelelim Metehan Edits'in beatine. Bakalım o ne yapmış. Kısa bir şey yapmış. Metehan, her şeyden önce okey volüm otomasyonunu yapmışsın. Hani otomasyon olarak umarım herkes otomasyon olarak yalnızca volüm ve panning yapmamıştır. Umarım başka şeyler de dinlerim. Şu an yani hiçbirini bilmiyorum. Metehan, her şeyden önce drum kit'in çok sade. Yani buna half time drum kit yapmışsın. Keşke 150 BPM'de kitler duysaydık yani. Çok isterdim. Kitler çok abanılmış gibi. Eksik ya tek eksik değil aslında da drum kit çok büyük bir eksik. Umarım bunu düzeltirsin ya bilmiyorum. Selim Bedel sendeyiz. Oy sen ne yaptın öyle? Bak bak girişe bak. Pitch bende arkadaşınız otomasyon yapmış. Güzel. Başındaki otomasyona okey ama detone. Bakalım Dvadrol Beats ne yapmış arkadaşlar. Güzel. Burada bir equalizer mi var? Aynen bak. Bak parametrik equalizer'ı low cut'ı sanırım otomasyon yapmış ve çok güzel olmuş. Düş.
Eline sağlık. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel. Tam olarak istediğim otomasyon şeylerini vermişsin. Orada farklı olmuş, burada farklı olmuş. Manyak bir iş olmuş. Sen manyaksın ya. Sen gerçekten manyaksın ya. Gerçekten çok manyak bir iş olmuş. Eline sağlık. Bakalım Emirhan Duvan ne yapmış. Çok kısık şu an loop. Emirhan Duvan, melodiyi çok güzel otomatiklemişsin. Bak çok güzel farklılaşmış her şey. Melodi komple farklılaşmış ve çok güzel bir hal almış. Yani Dvedril ve Emirhan için söylüyorum bunları. Çok güzel otomate etmişler. Yani gerçekten Cymatics'ten şuradan buradan Looperman'den bir loop indirirseniz böyle yapın arkadaşlar. Şunun arasında bir transpoze farkı var arkadaşlar, bakın. Ve böylelikle telif yememiş olursunuz. Ama Emirhan, sana şunu söylemek zorundayım. Drum kit'in tam olarak istediğim gibi değil. Bir kere clap çok aşağıda. Bakın. Zaten bunu dalga boyundan da anlayabiliyoruz. Kick yukarıda. Yani kick şurası. Bakın kick şurası. Clap şurası. Özür dilerim. Clap şurası. Kick. Clap. Ya aslında aralarında fark olması çok büyük bir problem olmayabilir ama clap çok aşağıda ve duyulmuyor. Onun haricinde kickler de hani bence duyulmuyor. Yeterli bir ses seviyesinde değil. Ama hani biz bunu automation için değerlendirdiğimiz için dediğim gibi yani olması gereken otomasyon biçiminde olması gereken aranje farklılığını yapmışsın. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Şimdi bir arkadaş daha vardı, ona da bakın. Şimdi nereden bulacağım ben onu ya? Neredesinler? Beyond Beats. Heh. Bir de şu vardı. Bunu indiremedim. Dinleyelim. BPM hızlandırmış. Okey. Flüt eklemiş. We'll be right back.
çok iyi. Çok çok iyi. Beyond Beats muhteşem bir beat. Muazzam bir beat. Allah'ım bu nasıl beat? Çok güzel beat. Gerçekten hiç abartmıyorum bak. Hiç abartmıyorum. Çok güzel beat abi. Gerçekten. Bravo, muhteşem bir. Sololarını çok beğendim Beyond. Sololar piyano solosu. Çok güzeldi. Eidoet'te zaten uçtum. Hi-hat'ler, drum kit'ler komple muhteşemdi. İyi övdüm. Daha da çok överim. Ama ne için otomasyon yok? Ben mi fark etmedim ya da bilmiyorum. Yani çok volümde falan mı vardı acaba? Yani bak çok güzel beat. Cidden çok güzel beat. Hani bunu normal biz canlı yayınlarda falan dinlediğimizde dinlesek koparız burada herkes. Ama otomasyon yok. Otomasyon olmadığı için de bizim challenge'ımızın kazananı sen olamayacaksın. Bak bu kadar güzel bir beatte bu challenge'ın kazananı sen olamayacaksın. Düşünebiliyor musun yani? Bu challenge'ın kazananı bence... Sizce bu challenge'ın kazananı kim? Challenge'ımızın kazananı yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizce Jesse Pinkman mı kazandı? Metehan Edits mi kazandı? Selim Bedel mi kazandı? Dvajol Beats mi kazandı? Emirhan Duvan mı kazandı? Yoksa Beyond Beats mi kazandı? Unutmayın, ya güzel olan beat yanı sıra otomasyon dolu bir beat de bizim için önemli. Bu yüzden size çok zor bir seçim bekliyor. Bir anket oluşturacağım ve videoya ekleyeceğim. Seçiminizi siz yapın. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram'da bizi takip edin. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.